Fenerbahçe'nin hocası belli oldu. Fenerbahçe'nin hocası Kaptan Toygun. Bundan sonra Fenerbahçe benim ellerimde. Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Fenerbahçe'yi çalıştırmaya başlayacağım dönem artık geldi. Teknik direktör kariyerine tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yeni bir kariyer oluşturacağım. Ama bu sefer bir oyuncu olarak değil, teknik direktörlük yapacağım. Ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle %60 artış oyunun başında size verilen transfer bütçesi miktarı. Bunu istemiyorum, gerçekçi olsun. Küresel transfer ağı da şimdilik olmasın. İlk sezon için bu ikisini bak yapmıyorum, düşünün. Ben bu takımı doğru kadro çıkartarak bu sene şampiyon yapacağım arkadaşlar. Helal ediyorum. Bak göreceksiniz. Bu sene bu takım şampiyon olacak. Şimdi öncelikle Fenerbahçe'nin yeni transferi hocası olsun. Buradan hemen Tuna Toygun yapalım. Uyruğumuzda Suriye'yi bulalım. Pardon, Türkiye'yi bir hemen bulalım. Bir an karıştırdım, özür dilerim. Şuradan hemen Türk yapalım ve kafa kısmına gelelim. Bak buralarla falan hiç uğraşmayacağım. Detaylarla uğraşmayacağım. Gayet şu anda zaten stabil bir teknik direktör tipi var. Normalde ben oluştururdum ama hemen mevzuya girmek istiyorum abi. Evet, 3 yıldız Fenerbahçe'yi hemen alalım. Şimdi zorluk efsanevi olacak. Transfer dönemi etkin, o etkin, bu etkin. Stadyumu hemen bir değiştireceğim. Şuraya tıklayalım. Buradan stadyumun ismini bir Ülker Arena yapalım, değil mi? Ülker Arena. Evet. Her şeyimiz hazır. Uygula ve çık dedikten sonra gidelim şu takımla bir tanışalım. FIFA 20'de gerçekten çok güzel olaylar var arkadaşlar. İşte basın toplantılarından tutun, futbolcularla yapmış olduğunuz transfer görüşmelerini birebir yürütmeye kadar. İşte kulübün bütün her şeyle siz ilgileniyorsunuz. İngiltere'deki sistem gibi. Şimdi ben daha önce oluşturmuştum. Sıfırdan başlamak istiyorum. Teknik direktör bir adı altındaki şu kayda hemen yapalım ve tabii ki bizim paraya ihtiyacımız var değil mi? Transfer yaparız ama buradan kazanacağımız parayla yaparız. Hemen davetlere gidelim. Şöyle bir bakalım. 7 milyon 600 bin euro bize burada bir para var ama biz 8 istiyoruz. Zorluk derecesi yüksek. Aynı zamanda kendi takımımızı görmek için de iyi bir sınav olacak. Burada başkan bize bir şeyler demiş, cartlar etmiş, yurtlar etmiş. Öncelikle bir transfer kısmına bir gidelim. Şöyle bir bakalım. Burada acaba bizim transfer şeyimiz var mı? Evet, bir dakika, transferden önce arkadaşlar şey yapmak istiyorum. Oraya buraya adam göndermek istiyorum. Burası değil herhalde ya. Ya da o başlangıçta seçmediğim için herhalde. Tamam anladım. Şimdi antrenman kısmına gidelim. Buraya bir çalışma ekleyelim. Vedat Muriç. Bakın şu işareti gördüğünüz zaman yanında bir yukarı doğru ok işareti var. Vedat Muriç gelişmeye müsait bir oyuncuymuş. Hemen şuradan bir bakalım. Zamana karşı yarış. Hızlı şut diyelim. Bak. Vedat Muriç'in şutları daha iyi olsun. Şuradan çalışma ekle deyip hemen yan tarafa geçelim. Bak bunlardan bir cacık olmaz. Jailson, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zaits. Bunlar gelişmeye açık futbolcular. Ben Zaits'i seviyorum abi. O yüzden Zaits'in birebir kova yarışı yaparak onun biraz daha böyle çevik ve top kontrolünü yüksek seviyeye getirmesini sağlayacağım. Ondan sonra olmazsa olmaz kalecimiz Altay. Bak Altay da yine aynı şekilde. Ara sırada falan yapabilirim. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Şuradan hemen zorluk derecesi yüksek olan bir antrenman programını seçelim. Orta sahada başka kim vardı? Stoperlerden biri var mı? Beklerden de kimse yok. Orta sahada arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu benim en çok sevdiğim futbolculardan biri. Bunun da zamana karşı yarış dersek sprint hızı artıyormuş. Dribbling yeteneği artıyor. Yeteneği artsın bakalım. Dribbling yeteneğini arttıralım. Aynı zamanda arkadaşlar Ozan Tufan'ın ya da Jailson ikisinden birinin üzerinde durmam lazım. Ozan Tufan daha iyi görünüyor. O yüzden bunun üzerine gidelim. Dribbling falan değil de Ozan'a ne yapalım? Ozan'a da yine bunu yapalım. Evet. Şimdi şunu bir kaydedelim. Bunu bir kaydedelim şöyle. 1 diyelim arkadaşlar. Bu bizim antrenman programımız olsun. Bunu yükle. Hemen çalışmayı bir simüle edelim. Simüle ettiğiniz zaman. Ooo. Altay'la beraber Ferdi. Bayağı iyi. Bak A'yla bitirdiler antrenmanı. Şimdi gidelim bir ilk maçımıza çıkalım. Evet. Öncelikle bir kadroyu yapmadık. Bir saniye. Nereye gidiyoruz biz hemen? Kadroya bir girelim arkadaşlar. Aslında kadro iyi ya şey olarak. Düzen olarak. Sadece ilk 11'deki futbolcuları değiştiriyorum. Şimdi gelelim
Zurna'nın zırt dediği yere. Arkadaşlar bakın. Bence Fenerbahçe şimdi benim çıkartacağım kadroyla bütün maçlara çıksaydı bana göre liderliği oynuyordu. Ben o düşüncedeyim. Gel bakayım Falet. Caizson'un yerine Falet. Sol beke Hasan Ali Kaldırım. İzda Falet. Bak Fenerbahçe'nin bana göre aslında bana göre şu. Bana göre ideal kadrosu aha budur arkadaşlar. Bununla oynayacağım. Şimdi Mihai Zayt oyunda bayağı iyi. O yüzden Zayt'i yedekleri alacağım. Tolga'dan kurtulacağız. Ferdi Kadıoğlu tabii ki yine yedeklerde bulunması gereken futbolculardan. Emre Belözoğlu'nu ben oynatmıyorum arkadaşlar. Yaşı artık 39-40'a gelmiş. Bana göre hiçbir katkısı olamayacak bir futbolcu. Evet, bence kadro budur abi. Şimdi gidelim bakalım. İlk maçımızda neler yapacağız? Bu arada Efsanevi Ligi'nde efsanevi olarak belirledim biliyorsunuz. Bak. Ozan Tufan merhaba hocam Fenerbahçe'de hoş geldiniz demek istedim diyor. Yapacak çok işimiz var. Tanıştığımıza memnun oldum Ozan. Ama kaptanlık senden gidiyor maalesef. Kusura bakma Ozancım. Sen kocaman Gustavo'nun kaptanı olamazsın. Kaptanlık kısmına Luis Gustavo'yu atıyorum daha hemen. Luis Gustavo bir kere zaten belli etmiştir bu takımın kaptanı olabilecek. İlk senesi olmasına rağmen yine de bu takımın kaptanı olur. Evet arkadaşlar şimdi Europe'un International Cup'ta Lille'le oynuyorum. Bakalım neler yapacağız. Şimdi ben şeyi anlamadım. Takımı yine ben kontrol ediyorum. Yani ben isterdim ki bayağı menajerlik oyunu gibi. Ben ellemeyeyim, kendi aralarında oynasınlar. Ben izleyeyim, müdahale edeyim işte. Ya, oyuncu çıkartıp sokayım edeyim falan filan. Öyle bir şey. Belki de vardır. Ben üzerine düşüp araştırmadım ama. Eğer siz biliyorsanız yazın bana yorumlarda. Varsa nasıl giriliyor vesaire. Bu arada arkadaşlar şurada benim birkaç ayar yapmam lazım. Burada müziği kapattım. Müziği kapatma sebebim biliyorsunuz telif yemeyelim. Aynı zamanda ayarlar kısmından oyun ayarlarına bir bakalım. Bir dakika bu değil. Kontrolleri özelleştir. Heh, ben alternatifte oynuyorum. Ve mücadele başlıyor. As the famous sign Hadi says bakalım. in the players tunnel, this is Kruse. Anfield. Şimdi Gustavo ile oynadı. Gustavo bıraktı kenara. Rodriguez. Kimi gördü bilmiyorum ama acayip sonu gördü. Sağ tarafta topla buluşan futbolcu Deniz Türüç içeride. Şimdi Vedat'ı gördü ama Vedat biraz ağır kaldı, ayağından kaçırdı. Jailson rakibine ön bölgede baskı yapıyor şu anda. Çok güzel, çok güzel çocuklar. Hasan Ali, Serdar Aziz. Göbekte Gustavo'yu gördü, tek top oynadı Gustavo Falet. Takım geri çekiliyor şu anda. Göbekte şu an çok güzel bir top. Kruse topla buluştu. Kenarda boşluk gördü. Hala adam arıyor ama güzel. Şimdi lan tek top oynasana deli olan. Vallahi çıkartırım ha. Rodriguez. Neyse tamam hadi. Daha fazla kızmayacağım. İşte ben de böyle bir hocayım. Ağızlarına burunlarına vururum yani. Aferin oğlum sana. İzle bu arada bu oyunda gerçekten çok iyi. Deniz Türüç topla buluştu. 2'ye 1 yaparsa tehlikeli olabilir ama konuşamadım ha. Bak yine Kruse'yi. Ben bu Kruse'nin gerçek performansından memnun değilim arkadaşlar. Son 2-3 hafta falan böyle bir kıpırdanır gibi oldu ama yine de Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir 10 numara değil. Görüntü bu. Ver bakayım şu topu dedi Gustavo. İlginç. Gustavo ilk defa top kazanamadı. Jailson hemen girdi. Ulan oğlum bunlar nasıl paslar ya? Ulan bunlar nasıl paslar? Jailson kovala oğlum adamını. Aman aman. Tek top oyna. Heh. İşte şimdi boşluk buldu. Lan oğlum oğlum. Bak çok asabi bir teknik direktörüm yemin ederim. Maaşınızı keserim evinize göndermem. Eşim çoluğunuz çocuğunuz sizi özler bak ha. Aziz Yıldırım gibi de başkanım. Yaş topu. FIFA'nın 20'de top kazanma konusunda gerçekten sıkıntı çekiyorum. Ona tam alışamadım bu arada. Deniz Türüç hemen geldi kademeye. Aferin Deniz. Şimdi hızlı oynama vakti. Jailson topla çıkmak istedi ama oğlum nasıl hemen gelip kaptırıyorsun Jailson'la? Vallahi bak seni de keser Ozan alırım oraya. Evet karşısında duruyor şu anda Falet ve bambaya orta pozisyonu sağlatmadı. Bravo Falet. Falet'i beğeniyorum abi. Falet'in üzerine düşülürse fena bir adam değil bence. Bak bu ilk 11 valla bak şöyle olsa inanın bana 4-5 hafta böyle oynasak belki Deniz Türüç Ferdi Kadıoğlu şeyi yapılabilir ya da
Rodriguez'in olmadığı zaman Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç yapılabilir. Bence böyle olmalı abi bu takım. Bu benim kişisel görüşüm. Kruze'de, hatta ben Kruze yerine, Allah. Kruze yerine Zaitsev'i de oynatırım. Lan yedik mi? Vay anasını ha. Vallahi yiyorduk arkadaşlar. Şimdi zorlu rakiplerle oynuyoruz yani. Karşımızdaki Lille. Şimdi hızlı oynamak istiyor. Kruze bıraktı. Geri Rodriguez. Pas yapıyor Fenerbahçe. Orta alanda şimdi Gustavo. Baktı arkadaşını gördü. Tek top oynadı. O da tek top oynadı. Lan Vedat aptalı. Bir koş sana öyle. Biraz fazla şiddet gösterdim sanırım. Vedat özür dilerim. Vedat özür dilerim. Oyundaki Vedat'a bahsetmiştim yani. Oğlum 2'ye 1'e yapıyorum ama gelmiyor. 2'ye 1'i yapmıyor yani. 2'ye 1 yapmak istiyorum, yapmıyor. Aferin Jason. Şimdi içeride. Oğlum ben böyle bir pas atmadım. Niye bu kadar kötü lan bu Jason? Jason bak anında çıkartırım bak. Müdahale etme konusunda fena değil ama ayakları çok kötü ya. İzle hemen geldi Bamba'nın karşısına şimdi. Deniz Türüç de orada. Şimdi İzla geri döndü hemen rakibinin karşısına derken kaçırdı mı acaba? Aman aman ne aman ne. Oğlum ne biçim paslaşıyorlar lan? Ver topu. Yürü oğlum. Yürü bakayım Rodriguez. At şuna. Aferin oğlum Deniz Türüç. Deniz Türüç şimdi oynadı içeri. Yürü oğlum. Ah ah be Vedat. Fenerbahçe Avrupa'da ilk defa boy gösteriyor şu anda bu kupa sayesinde. Ve gayet de fena değil hani. Sol tarafta hemen çok güzel pas. Ne oluyor oğlum? 4 dakika biraz kısa olmuş herhalde ya. Ben bunu 6 dakika yapayım bir sonraki maçta arkadaşlar. İkinci yarıda Fenerbahçe kendi evinde Lille karşı gol arayacak. Olmazsa bir maç daha yaparız arkadaşlar. Bu arada Gustavo'dan çok güzel bir müdahale geldi. Vedat. Vedat. Vedat çek topu. Aferin oğlum. Şimdi Gustavo'ya. Aha vur oğlum. Ulan be Deniz. Sol ayağını da aldın ha. Daha iyi vurabilirsin. Deniz değil mi bu? Deniz. Aynen. İyi iyi şutumuzu attık güzel. Ya fena da vurmamış. Biraz daha iyi vurabilmiş ama tamam fena da değil. Orta kafa gollerim iyi değildir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani. Ver şu topu. Ver şu topu hemen. Burada 3. bölgede hemen baskı yapmamız lazım. Bas 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 bas. Gustavo ya her yere koşuyor. Adamın dibi Gustavo. Takımın da kaptanı. Bak dikkat çeken futbolcu Kruze'ymiş. Az önce güzel girdi devreye hakikaten. Ulan Vedat ne yaptın oğlum? Aferin sana. Tek top. Şöyle oyna. Hemen şimdi Jailson. Hasan Ali. Baktı kanatta. Rodriguez'i gördü. Süratini kullanmak istiyor Rodriguez. Şimdi içerideki arkadaşını gördü. Nasıl olsaydı ya? Nasıl olsaydı ya? Hadi gelin biz de oyuncu değişiklikleri yapalım. Şimdi öncelikle şu Jailson'dan kurtuluyoruz arkadaşlar. Kruze fena değil şimdilik hadi kalsın. Ama yok yok Zayt girsin. Zayt biraz hareketli oynuyor gerçekten. Ozan Tufan gel bakalım. Jailson kötü. Jailson'u beğenmedim. Ferdi Kadıoğlu da yine orta sahanın göbeğinde oynuyormuş bak Ferdi Kadıoğlu. Bu oyunda ofansif orta saha olarak geçiyor. Yine de kanada alsam mı acaba? Yok yok. Ferdi maç beklesin abi. Bu maçta beklesin Ferdi. Biz bunu kanada nasıl çevirebiliriz bilmiyorum. Hani Ferdi'nin acaba antrenman programlarını değiştirip böyle yeni mevki kazandırabiliyor muyuz? FIFA 20'nin kariyer modu o kadar detaylı mı bilmiyorum. Ya da en kötü alıp oynatacağım yani. Kanatta iyi oynar ya Ferdi. Ben Ferdi'yi çok beğeniyorum arkadaşlar. Ferdi'nin kesinlikle her maçta oyuna girmesi lazım. Her maçta. Oynaması gerekiyor o çocuğun. Yedik mi ya? Yedik sanırım. Aferin lan Altay. Lan vallahi koydu sandım. Altay çok iyi geliştiğini duydum. Altay'ın bayağı iyi geliştiğini duydum oyunda. O yüzden her maçımızda tabii ki Altay'la oynayacağız. Yapmayın çocuklar. Falet gir devreye. Yapmayın yapmayın oğlum. Vurdurmayın. Aferin oğlum Altay. Tamam. Sakin. Sakin. Şöyle bak etrafa. Oyna önüne. Hadi bakayım. İzla. Topla buluştu şimdi. Pas atacak arkadaş arıyor. İçeride Faret boşta. Faret'le oynadı. Şimdi göbekte Ozan Tufan. Aldı. Zayt'a bıraktı. Zayt solda Gustavo'yu gördü. Gustavo önüne doğru bıraktı. Çok güzel ama uzun bir top oldu. Bakalım tutabilecek mi? Olmadı. Gustavo kaçan arkadaşını iyi gördü fakat biraz yüksek ve öne doğru gitti top.
Fenerbahçe güçlü rakibi karşısında şu anda ezilmedi ve aynı zamanda pozisyonlara da girmeyi başardı. Derken şimdi Deniz Türüç. Şimdi Deniz Türüç çok hızlı gitti. Deniz gidiyor. Deniz Türüç. Oğlum nasıl gidiyorum lan? Vur lan. Allah be. Oğlum bayağı gitti lan. Kimle kim değiştir diyor. Dirar'la Deniz Türüç'ü değiştir diyor. Yorulmuş Deniz ağa. Hadi gelin değiştireyim hadi. Dirar'ı da hiç sevmiyorum da. Bir oyunda bir görmüş oluruz en azından. Şimdi transfer yapmadan oynayacağımız için arkadaşlar elimizdeki kadroyu kullanmamız lazım. İyi kullanmamız lazım. Şimdi dışarıya doğru çıkart bakayım. Sen de bırak. Falet. Oğlum. Şimdi Luis Gustavo. Ama sağ ayağına denk geldi. Ben bir an Rodriguez sandım. Karşı köşeye doğru plase yapar mı diye düşündüm ama. Yani Rodriguez ve düşündüğüm şeyler gerçekten komik. Tek top oyunu. Aferin sana Gustavo. Şimdi Serdar Aziz. Solda Hasan Ali'yi gördü. Hasan Ali. Benim ilk işim arkadaşlar bir sol bek almak olacak bu arada. Yani yıllardır şu Hasan Ali'ye eyvallah demek zorunda kaldık. Şimdi Ozan Tufan. Bakıyor takım arkadaşlarına ve içeride Luis Gustavo'yu gördü. Gustavo. Gustavo gücünü kullandı. Luis Gustavo. Oğlum neler yapıyorsun Gustavo. Lan antrenör müyüm? Spiker miyim? Oyuncu muyum? Onu da bilemedim. Hepsinden varım. Olsun. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü biz abi. Bunu netleştirdik. Herkesin aklı rahat olsun. Bundan sonra bu takımı lider yapacağım. Allah aferin Serdar Aziz. Onu son anda çektim oraya. Aferin Serdar. Şimdi yürü oğlum. Yürü Dirar. Yürü lan. Vallahi gidiyor lan. Bok gidiyor lan zaten. Senin gibi topçuya ben. Çık lan. Çık. Daha oyuna sokar sokmaz seni geri iteceğim buradan. Takımdan seni göndereceğim. Her türlü Ferdi'yi oynatırım daha. Yürü git bu takımdan be. Git artık bu takımdan seni sevmiyorum Dirar be. Hah geldi şuradan. Tek top oyna. Aferin oğlum. Bırak içeriye. Ozan Tufan. Ozan. İçeri sokuldu. Ozan vurdu. Ozan maçtan sonra gel yanıma. Maçtan sonra gel konuşacağımız şeylerimiz var. Tam Ozan Tufan. Oyun çok gerçekçi olmuş. Bak bu konuda oyunu alkışlamam lazım. Oyun gerçekçi olmuş abi. Ozan'ın driplingleri iyidir bak. Gerçekten driplingleri içeri doğru kat etmesi falan iyidir. Ama ulan ne oldu lan böyle? İzla ne oldu lan? Sen nasıl kaybettin o mücadeleyi? İzla. Herif bizi top etti izla. Bas oğlum ağzına. Lan izla. Lan oğlum önüne geçin. Vallahi herif izlayı top etti ya. Dikkat. Kornerlerden tedirgin oluyorum ya. Hep böyle karşılıyorum topu arkadaşlar. Hep önüne kalıyor. Of. Hep böyle karşı takımın önüne kalıyor kornerler. En azından yenilmedik ya kendi evimizde Lille. Ben de çok böyle hani çok fazla oynayan bir FIFA oyuncusu değilim bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Belki izlerken şu an hani şey diyebilirsiniz ya ne kadar kötü oynuyorsun abi falan filan gibi gelebilir. Kusura bakmayın verdiğim rahatsızlıktan dolayı yani. Ben yeni yeni oynuyorum FIFA'yı. Çok böyle daha önce oynamıyordum. Bu arada Fenerbahçe kendi evinde Lille Avrupa ekranlarına diyelim. Çünkü bu internasyonel bir kupadayız herhalde. Siz hiç merak etmeyin. Bu kupayı alacağım. Bu kupayı da alacağım. Ve ne yapacağım? Bu sayede arkadaşlar Fenerbahçe'nin ismini duyuracağız Avrupa'ya. Tekrar eskisi gibi. Olması gerekeni biz burada yapacağız. Bak burada şu antrenmana bayılıyorum ya. Patır kütür koyuyorum bak. Çat çut. Şuradan koyamadık şimdi. Hop. Hadi bakayım. Kuruz edecektim. Kur çıktı ağzımdan. Tamam hadi. Hadi izleyenler bekliyor hadi. Bak görüntü daha iyi değil mi ya? Deplasmanda oynuyorum şu anda. Monaco ile görüntü daha iyi oldu. Yayıncı kurmuş daha iyi bak bu görüntü. Oğlum bu kim lan böyle? Kaç topu? Kuruze'nin mücadelesi hoşuma gidiyor arkadaşlar. Gerçekten bak oyunda öyle bir şey var. Kuruze oyunda bayağı iyi yapmışlar ya. FIFA'da. Lan alsanız oğlum. Ooo sıçtık içeri. Tamam girdik. Rodriguez. Şimdi sakin kalın pas yapın çocuklar. Aynen böyle. Adamlar önüne basıyor lan. Ya şöyle öne doğru oyna. Yap tek top. Şimdi oyna şuraya. Aferin çocuklar. Gayet güzel çıktık. Hasan Ali destek verdi hata ama gidebileceğini biliyoruz. Maksimum bu kadar. Şimdi Kruse tek top yaptı. Şimdi aldı. Max Kruse. Vedat vur. Aha koydum valla.
Aha vallahi koydum ha. Aferin lan Vedat. Güzel takip abi Vedat. Aferin oğlum. Deplasmanda şimdi Monaco'ya karşı 1-0 öne geçiyoruz. Bravo çocuklar. Bravo. Deniz Türüç'ü görüyorsunuz. Nasıl seviniyor. Oğlum şurada güzel paslaştım ama bak. Yalnız Kruse de güzel denemiş de. Oğlum bu nasıl bir vuruş şekli ya. Topu yere sektirerek vurmuş. Aferin lan Vedat. Değerine değer katıyor arkadaşlar. Bak transfer teklifi falan gelirse en azından iyi paraya satacağız artık bu adamları. Bir transfer görüşmesi gerçekleştirebilirsem gerçekten çok güzel ya. Hani ona bir bakarız. Vedat bas oğlum. Bas oğlum bas. Aferin. Bakayoko. Baktı orta alanda arkadaşını gördü. Golovin. Şimdi o da Balde ile oynadı. Aman aman yerini terk etme Serdar. Nereye gidiyorsun oğlum? Offside değil mi? Ya geçeceksin o işi. Müdür. Her yerde nasıl baskı yapıyorlar fark ettiniz mi? Şimdi Hasan Ali gördü arkadaşını. Çok güzel bir pas. Max Kruse. Kruse ile çıkıyor Fenerbahçe. Şimdi Vedat. Vedat solda gidiyor. Arkadaşını gördü. Deniz mükemmel. Ah. Ne güzel kaçmıştı herif. Deniz de güzel gördü ama son anda müdahale ettiler. Aferin Falet. Aferin oğlum. Şu Falet'e çok laf etti ya şu Fenerbahçe taraftarı sosyal medya. Vallahi ne sinirlendim ya. Aferin sana. Hemen sağ aşağıya oyna. Aferin. Şimdi Rodriguez. Rodriguez baktı rakibine. Kendi kendini çalınmaya çalışınca rakibi de ondan topu aldı tabii ki. Şimdi atak gelişim eyleminde Monaco. Pas yapıyorlar orta alanda. Kruse karşıladı yine. Deniz Türüç. Rakibinin karşısına geldi. Monaco pas yapmaya devam ediyor derken sonunda sol kanatta topu buluşturdular. Oğlum yeter lan iyi pas yapıyorlar. Falet eyvah. Oğlum nereye doğru atıyorsun topu? Lan yedim sandım ha. Ya Hasan Ali senden ne çektik? Hasan Ali değil mi o ya? Bir bakalım. Yok değilmiş. Yani daha doğrusu görünmüyor. Şu ya evet Hasan Ali ya. Ya şu topa vurmasını. Ben mi öğreteceğim sana topa vurmasını Hasan Ali ya? Vedat orada. Yüksek toplarda son derece etkili. Rakibinin pozisyonunu bozmak istedi ama bu sefer başaramadı. Oğlum bakana adamın sağ beki uçuyor gidiyor. Vedat'la kapışıyorlar. Tamam Vedat da öyle çok süratli bir futbolcu değil ama. Çok güzel çıktı Fenerbahçe. Şimdi Kruse'nin önüne. Kruse baktı arkadaşlarına. Şimdi bıraktı. Ulan be oğlum ya. Kruse iyi ha. Kruse bayağı iyi. Hasan Ali Balde'yi karşılıyor. Hasan Ali hemen kademeye doğru adamın koşu yapacağı yere doğru koşmaya başladı. Şimdi Luis Gustavo orta alanda Fofana'yı karşıladı. Ben Yedder. Karşısında Gustavo var. Ben Yedder çizgiden zorlarken Gustavo alıştığımız Gustavo geldi ve hemen topu rakibinden söktü aldı. Şimdi Ozan sağ tarafta Kruse. Kruse çok güzel bir müdahaleyle topu geri kazandı. Vedat. Vedat da kaptırmadı çok güzel. Rodriguez. Rodriguez de kaptırmadı. Şimdi Rodriguez'in önüne. Tek top Rodriguez. Lan oğlum topuk değil yanındakine normal pas atacaksın ya. Ne topuk yapıyorsun ya. 1-0 önde Fenerbahçe hala ilk yarının sonlarına yaklaşıyoruz arkadaşlar. Max Kruse hemen Fofana'yı karşıladı hemen karşısına geldi. Ve aldı topu. Bravo Max Kruse. Keşke gerçekte de böyle olsan Kruse. Monaco teknik direktörü takımına önde baskı yapması konusunda uyarıyor. Monaco'yu önde görüyoruz. Şimdi Hasan Ali'nin bindirmesi var. Oradan Hasan Ali çok güzel bindirdi. İçeride takım arkadaşı müsait. Orta geldi. Allah seni kahretmesin ya. Ya sana ben ne diyeyim ya. Hızlı çıkmak istiyor şimdi. Kruse. Oğlum aa gidiyor la. Kruse. Kruse. Bir yere kadar gitti. Biraz fantezi denedi ama. Başarılı da oluyordu. En son kayarak müdahale karşısında daha fazla topu kontrol edemedi. Şimdi Ozan Tufan rakibi Ben Yedder'in karşısına geldi hemen. Ben Yedder son derece süratli ama Ozan Tufan kademeye çok iyi girdi. Şimdi Kruse baktı sağ taraftan koşan Deniz Türüç. Deniz Türüç ama top biraz gerisine düşünce koşuyu gerçekleştiremedi. Deniz hemen şimdi rakibinin karşısına geliyor derken İzla'yla Ben Yedder mücadelesi Dirar'mış düzeltiyorum. Lan Dirar'ın ne işi var oğlum? Kim aldı oğlum bu Dirar'ı sağ beke? Ben mi aldım lan?
Yoksa hep sağ bekle miydi oynatıyordum lan bu adamı? Nasıl olur ya? Lan diyorum niye İzla yetişemiyor? Benim bildiğim İzla çünkü bayağı iyi oyunda. Allah Allah diyorum ya. Şimdi Kruse. Kruse tek top oynamak istedi ama oynayamıyorlar çünkü orası gerçekten çok sıkışık. Jorge karşısında. Şimdi Ozan Tufan var. Gustavo da geldi oraya. İzla rakibini karşılıyor. Golovin. Golovin offside'a düşürdü Fenerbahçe takımı şu anda. Çok güzel bir offside taktiği uyguladı ve rakibini offside'a... Yok taçmış evet. Şimdi Kruse. Baktı takım arkadaşlarına şöyle bir. En ileride Hasan Ali kaldırımı gördü. Hasan Ali şimdi... Oha Rodriguez. Rodriguez ya oğlum. Top sürmeyi de bilmiyor. 2 dakika bir... Ay, elimi çekiyorum koşudan. Fenerbahçe teknik direktörü Tuna Kaptan kenarda bol bol futbolcularına telkinde bulunuyor. Daha fazla mücadele etmeleri konusunda. Fabregas mı? Oğlum ben kimlere karşı oynuyorum? Aman aman çocuklar. Aman Altay. Aman Altay yapma. Altay yapma. Oyuncu değişikliğimiz de kalmadı. Pardon Volkan'dı. Şimdi sol tarafta. Da oğlum bindirmeyi niye bırakıyorsun oğlum? Manyak mı lan? Vedat deli misin? Şimdi Vedat'ın önü boşaldı. Vedat Muriç ne yaptın lan? Oğlum çok güzel oynamadık mı ya? Muriç orada koşuyu çok güzel yaptı lan. Aferin lan. Vedat Muriç gerçekten çok güzel bir koşu yaptı. Kruse de mükemmel bir şekilde önüne bıraktı ama bir tık ayağından aşarak gitti Vedat ve maalesef %100'lük gol pozisyonunu değerlendiremedi Fenerbahçe. Dakika 70 olmuş bu arada. Hemen değişiklikler yapalım. Kruse'nin yerine artık Zayt'ın girme vakti geldi. Ferdi Kadıoğlu Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oluyor. Mevlüt Erdinç de şöyle bir şey yapsak. Sol açıkta oynatalım onu şimdilik. Ozan Tufan. Hadi gel Emre. Gustavo da biraz yoruldu. Kaptanlığı Emre alıyor ve arkadaşlar Emre ile Gustavo olmaz. İkisinden birini oynatmak gerekiyor. Ben de o yüzden dakika 72. Allah. Deniz Türüç Jorge'nin karşısına geldi şimdi. Yapma. Oğlum şu kafayı niye ben adamıma doğru vuramıyorum ben ya? Müdahale ederken. Yapamıyorum onu herhalde. Ben de alakalı diye düşünüyorum. Ben yapamıyorum yani. Aman çocuklar. Monaco'nun bu dakikada biraz baskısı artıyor derken Fenerbahçe'de yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra bakalım takımın dinamizmi nasıl artacak. Ulan tam spiker olacak adamım ha. Ne kadar akıcı. Çatır çatır konuşuyoruz ha. Vedat indirdi ama Zaitsin biraz gerisinde kaldı derken biraz tehlikeli bir denemeydi. Şimdi sol tarafta Mevlüt Erdinç. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Çok güzel. Şimdi açıkta Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali bindiren arkadaşına baktı. Oo hoca adamın koşusunu engelledi lan. Faul var orada. Vallahi vermedi. Mevlüt orada bir koşu yaptı arkadaşlar. Rakip ayak taktı ve hala da taktı yani. Dakika 83. Fenerbahçe gerçekten son derece konsantrasyonu yüksek bir görüntü çiziyor. Şimdi Ozan çok güzel paslaştılar. Şimdi Mevlüt boşalttı orayı. Mevlüt sol tarafta buluştu topla. Vurur gibi yaptı çekti. Mevlüt ver pasını oğlum. Yanlış tuşa bastım ya. Pas atmak istedim olmadı. Bravo Serdar. Topla buluşan şimdi Miha Zayt. Tek top oynadı. Takım arkadaşını gördü orada. Bravo çocuklar. Fenerbahçe gerçekten tarih yazacak derecede iyi oynuyor. Hasan Ali şimdi içeri baktı. Yaptı ortayı ama kimse yok. Kimse yok Hasan Ali. Son 2 dakika. Monaco'yu deplasmanda 1-0 şu anda. Yenmek üzere olan Fenerbahçe yeni sezona ümitle başladı be. Kendi evinde Lille 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ya da 0-0 mıydı bilemedim. İkinci maçta Avrupa'da Monaco'yu kendi kalesinde yıkmayı başardı ve bütün Avrupa'ya kendisini gösterdi. Vedat Muriç güzel bir gol attı. Yusuf Fofana da gol kaçırmış 77'de. Ve 8.1 ile maçın adamı Vedat Muriç oldu. Performans kısmındaysa Falet'i görüyoruz. Simon Falet. Şimdi arkadaşlar transfer görüşmesi gerçekleştirmeye çalışacağım bir tane. Eğer yapabilirsek çok güzel olacak. O görüntülere ben bayıldım. Oyuncu gelişiminden hemen yine şu simüle edelim.
kaydetmiştim hatırlıyorsunuz. Oğlum bakar mısınız? Zayt ve Ferdi Kadıoğlu nasıl sağlam çalışıyorlar. Zorlu seçmiş olduğum antrenman programlarını A ile tamamlıyorlar. Bu mükemmel bir şey. Hızlı gelişecekler demektir. Transfer kısmına bir gidelim. Aa, benim transferim yok şu anda. Ben transfer yapamıyorum. Hatırladım. Bak şöyle bir adam var mesela. Norde Nikolic kaleciymiş bu. Şunlardan birine bir bakayım. Bir şey deneyeceğim şimdi. Mesela şu. Ha, bak transferini göstereyim arkadaşlar size. Satın alma teklifi götür dedim. Aa vallahi yaptık. Bu arada geri kalkacağım. Almayacağım. Sadece şurayı bir görün istedim. Bak abi. Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle oturalım diyor. Çok sevdim ya. Burası mükemmel olmuş. 19'da var mıydı bilmiyorum ama 20'de var. Kabul ederseniz ilk teklifimi sunarak başlayayım dedik ve almayacağım tabii ki herifi. Sadece burayı göstereceğim size. Şöyle X'te geçelim. Transfer ücreti teklifi. Öncelikle şuradan bir bedel belirliyoruz. Benim oğlum, benim 29 milyon dolar param var. Ben niye transfer yapmıyorum ki? Dur abi, çık. Çık. Çıkamıyor muyum ben buradan? Oyuncu değişimi, orta sahalar. La istemiyorum la. Bak şuna ben şu kadar para vereyim de beni geri göndersin. Heh, tamam. Biz bayağı bir transfer yapalım ya, dur. Madem şu anda 29 milyon dolar paramız var, hemen bir sol bek alalım. Vallahi bence mantıklı. Sol bek kim alabiliriz abi? Laxalt vardı lan bir ara Fenerbahçe'nin almak istediği, dur bakayım. Ah, Diego Laxalt. Adamımsın ya. Ben bu Laxalt'ı çok seviyorum. Hadi bir deneyelim lan. Şimdi öncelikle şunu bir sil. Laxalt. Oh tamam, güzel. Bazen futbolcular istemeyebiliyor. Buradayken reddoluyor arkadaşlar. Fenerbahçe yeni sol bekine de kavuşacak mı acaba? Yeni teknik direktörü Tuna Toygun'la birlikte bu görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorduk. Hemen başlayalım dedik ve şu anda Milan kulübüyle temas halindeyiz. Kabul ederseniz ilk teklifimi sunarak başlayayım. Transfer ücreti teklifi. Şimdi şuna bir 6 milyon dolar bence gider yani. Ne bileyim. Deneyelim bakalım. 6 milyon dolar teklif ediyorum. Yapma ya. Ulan az mı oldu baya? Baya az oldu herhalde. Ulan bak nasıl üzüldüm. Vallahi gerçekten de çok üzüldüm. Ben şimdi kimi alacağım sol bek ya? Kimi alacağım şimdi ya? Vay arkadaş. Kimi alabiliriz abi? Şu Kolarov'u deneyelim mi? Kolarov. Fenerbahçe'nin Kolarov'u bakalım. Burada kavuşabilecek mi Fenerbahçe Kolarov'a? Şöyle yapalım. Satın alma teklifi. Aha. Basacağım parayı abi. Basacağım. Bir 8, 9, 10, 10 falan vereceğim yani. Kolarov'u alacağım abi. Bak benim Roma kulübü nasıl karşılıyor görüyor musun? Hep böyle farklı farklı oluyor. Çok güzel ya. Öncelikle görüşmek istediğinizin anlaşmanın türünü transfer ücreti teklifi arkadaşlar. Ve şuradan kesinlikle size bir... Abi Kolarov'u alacağım. Alacağım bu adamı. 10 milyon dolar öneriyorum. Bak kaç yaşında herif? 33 yaşında 10 milyon dolar öneriyorum yani. Ne kadar diyor? 13.600 istiyorlar bunlar da. Al lan. Normalde hayatta etmez ama biz bu şeyi gördük. Al. Al. O Kolarov bu takıma gelecek oğlum. O Kolarov bu takıma gelecek sonunda. Biraz yaşlıları dizmiş gibi oluyoruz takım ama olsun, yapacak bir şey yok. Garanti win istiyorum ben bu sezon. Garanti şampiyonluk istiyorum. Evet, şimdi sıra Kolarov'la anlaşmaya geldi arkadaşlar. Haydi gidiyoruz şimdi görüşmeye. Süper ya, yani süper ötesi bir mevzu. Aa, bu sefer yemek ekranın bir salonda. Ne salonu, restoranda diyecektim, sabahtan beri diyemedim. Sizi görmek çok güzel, her ikiniz de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Kolarov yanımda oturuyor, yaşlı kurt. Ne diyor abi? Onun beklentisi sakatlanmadığı sürece her hafta ilk 11'de yerinin garanti olması demiş. Tabii ki oğlum. Kabul tabii. Kabul ediyorum. Orayı geçiyorum. Diğer konulara geçmeden önce sözleşme süresini halledelim. Oyuncum bir yıllık istiyormuş. Bir ikiyi deneyelim bakalım biz. İki yıla ne dersiniz? Kolarov teklif ettim, memnun. Güzel. İki yıllık sözleşme beklentilerini karşıladı. Tamam. Güzel. Serbest kalma bedelini istemiyorum abi. Olumsuz karşılayalım. Hah. Şimdi önemli olan maaş kısmı arkadaşlar. Biz bu Kolarov'a ne vereceğiz? Oğlum ne de verilmesi gerektiğini de bilmiyorum ki. Hadi şöyle bir 70 vereyim. Buradan da bir Kolarov'a 100 bin dolarla 100 bin euro da para verelim. Alacağım ya illa, hani alabilmek için her şeyi yapıyorum.
70 bin euro haftalık ücret veriyorum Kolarov sana. Sen ne diyorsun? Makul dedi hemen lan. Demek ki yüksek verdim herhalde. İlk defa oynadığım için ne kadar para verilmesi gerektiğini bilmiyorum. Oyundaki bu sistem ne kadar bilmiyorum ama baba Kolarov'u getirdi. Baba Kolarov'u getirdi. Kimse kusura bakmasın. Bu dakikadan sonra Kolarov Fenerbahçe'de. Bir sonraki bölümde Kolarov'un Fenerbahçe'deki ilk 11'indeki haliyle izliyor olacaksınız Fenerbahçe takımını. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve takipte kalın. Bay bay.